Kripto Coin Çarşısı'ndan selamlar sevgiler kardeşlerim kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Biliyorsunuz haftalık kapanış videomuzu yapmıştık bu gece. Sabaha karşı kalkanlar da onu izlemiş olabilirler. Piyasamız güzel, pazarımız olumlu seyrediyor. Her ne kadar gece belirsiz bir alçılış kapanış yapsa da yani hem kırmızı hem yeşil karışık bir pozisyon yapsa da şu anda tekrar yönlerin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. An itibariyle dominansımız düşüşte Bitcoin'imiz yükselişe geçmiş durumda. Peki bu ne anlam ifade ediyordu? Biliyorsunuz ki bununla ilgili video çekmiştik. Ona bakıp öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim grubum dahil çoğu yayıncıların gruplarında Biliyorsunuz sahtekarlar kol geziyor. Logolarımızı kopyalayıp yorumlarınızın altına biz yorum yazmadığımız zaman ne yapıyorlar? İşte bize ulaşın, bizimle bir irtibata girin vesaire. Bir, bir sürü ıvır zıvırla karşınıza çıkıyorlar. Aldanıp cevap yazmayın kardeşlerim bunlara. Bunlar sadece ava çıkmışlardır. Av arıyorlar piyasada. Evet. Umarım bir gün avcıyken av konumuna düşmezler. Düşer düşerler. İnşallah da düşerler yani. Bekleyip göreceğiz kardeşlerim. Ama dediğim gibi biz Telegram gruplarında ne yapıyoruz? İki türlü grubumuz var dedik. Birinci grubumuzda sadece siz üye olabiliyorsunuz ve benim yazdığım ani gelişmeleri okuyup haberdar oluyorsunuz. Sizler bize cevap yazamıyorsunuz o grupta. Eğer böyle bir şey varsa o zaman orası kağıt ve dolandırıcılığın size yöneldiği bir yerdir. Her yani ne kadar logomuzu görseniz de logomuzu kopyalamak basit. Yorum yazdığınızda birkaç yorumlarınızın altına bizler bir şey yazmasak hemen boşluğu onlar değerlendiriyor. Sanki ben yazıyormuşum gibi sizlere yorum yazıyorum. Bana ulaşın. Ben hiçbir zaman size bana ulaşın yazmam kardeşim. Yazmam. Çünkü bu bu şekilde e, şimdi Kaç kişiye cevap verebilirsin? Benim yerime kendinizi koyun. Mümkün değil. Öyleyse bunu size yazan dolandırıcı olduğunu tek kelimeyle anlamanız lazım. Yeni giren eskilerimiz biliyor zaten de yeni gelen kardeşlerimiz tereddüt halinde ister istemez cevap yazdığını tahmin ediyorum. Ama yazmayın kardeşim. Yazmayın. irtibata girmeyin bunlarla. Evet. Umarım burada anlaşılmıştır. Ee, Ha, hocam siz hangi grupta yazışıyorsunuz? Arkadaşlar bizim katıl grubuyla butonumuzda üye olan kardeşlerimiz var. Vakit buldukça ben onlarla yazışıyoruz. Sorularına cevap veriyorum. Ama e, dediğim gibi biz WhatsApp'tan bizi arayın demeyiz. Bunu özellikle bildirmek isterim. Evet kardeşlerim Bitcoin'in şu an anlık grafiğini zaten seyrediyorsunuz karşınızda. Yavaş yavaş yeşillendi yukarı doğru gördüğünüz gibi hareket ediyor. Peki 4 saatten gelelim bakalım ne yapmış? Dört saatinde Bitcoin e, gördüğünüz gibi düşen trendi kırdı arkadaşlar. Yani e, yukarı yönlü hareketi başlatmış görüyoruz. Ve e, yukarıda 41.800'ler var. Şu an 41.300'lerde. Zaten haftalıkta da dediğimiz gibi 41.100'ün üzerinde kaldığı sürece herhangi bir problem yok. Ve yolumuz 50.000 yoludur. Devam edecektir diye düşünüyorum. Ethereum. Aynı şekilde Ethereum'un içinde. Ethereum her an 3 doların şey 3000 doların üzerine atacaktır kendini. Şu anda 2900 dolar seviyelerinde. Düğme dikkat, düğme atmış durumda. Yukarıda bir direnci mevcut arkadaşlar. Bu videomda istekleriniz de olacaktır kardeşlerim. Biraz uzun olabilir. Şimdiden özür. Arkadaşlar bu ikili yine başlıyor. Dikkat diyoruz. %25 kadar 25'in üzerinde bir yükseliş yaparak 0.022'lere gelen MBL şu anda %15 gibi yükselişe girdi ve e, bu yükselişin düzeltmesi nereden tekrar yukarı yönde bağladı. Eğer 25'i 30'u bulursa 50, 100 kaçınılmaz olur e, diyebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Yukarıda tekrar 26, 27 dolarları deneyip 30'a atarsa kendini güzel bir yükseliş yapmış olacaktır. MBL dinlendi çünkü iki gündür dinleniyor bakınız. Jasmi ikili dedik biri de Jasmi zaten Jasmi de yine hareketine başladı. Şu an yüzde dokuzluk yukarıda ve 0.035 dolar seviyelerinde Jasmi. AP'ye bakalım arkadaşlar AP düşen trendi kırdı artık alım yapılabilir mi? Yapılabilir. 9-10 dolar bandar aralığında gidiş gelişleri var. %5 ile 11-12 arasında da Yükselişte gidiş gelişleri mevcut an itibariyle. Fiyat 10 dolar 38 cent seviyelerinde Maymun coin'in diyelim. Herkes anlar o zaman AP'nin. Evet yeni girenler de bu coin'in yeni çıktığını biliyorlar arkadaşlar. Daha önce bakınız 28 yazıyor şu anda. 28 doları görmüş. Şimdi zaten farklı borsalarda farklı fiyat gördüğünü zaten söylemiştik arkadaşlar. Bu borsa mesela Binance'da gördüğü en yüksek seviye 28 görünüyor. Ne zaman? Zaten ilk çıktığı zaman 17 Mart'ta. Evet arkadaşlar onda da yön yukarı görünüyor an itibariyle. TVK. TVK gidiyor arkadaşlar %15. Güzel bir yükselişin ardından düzeltmesini tamamladı. Tekrar yukarı yönlü hareketini başlatmış görünüyor. Ve %16'lık yukarıda 0.13 dolar seviyelerinde. Her an ıı, 0.20'lere doğru hareket edebilir. Gelelim SRM'ye. Bunda da arkadaşlar ne var? %2'lik bir yataya bağlamış durumda. Düzeltmesini tamamlamak üzere ardından tekrar geri dönüşü olabilir. GMT dikkat her an ralliye dönüşebilir arkadaşlar. An itibariyle %29 yükselişte ve 0.74 dolarda 1 dolara doğru yolculuğa çıkmış görünüyor an itibariyle GMT. DUSK baktığımızda DUSK'ta ne var arkadaşlar? Şöyle bir yukarı alalım an itibariyle yüzde yakın yukarıda ve 0.35 dolar bandı seviyelerinde EMA 200 günlük ortalamalarında üzerinde tutunuyor. CRO'ya baktığımızda CRO yüzde birlik bir yukarıda ve 0.40-41 artık e, yarım dolara doğru hareket edebilir direnci kırmak üzere. 50'yi kırdı zaten yani EMA 50 günlük orta şey 200 günlük ortalamayı kırdı. Onun üzerine oturdu şu anda tekrar yukarı yönlü hareketini başlatabilir. Audio'ya dedim dikkat, bu geceki yayınımda. Evet, Audio an itibariyle %3'e yakın, tekrar yukarıda 1 doların üzerinde her an e, 1,5 dolara doğru hareket gerçekleştirebilir Audio. Tezos'a baktığımızda, Tezos yatay şekliyle devam ediyor. 3 dolar 20 cent seviyelerinde. Evet, her ne kadar EMA 200 günlükte ortalamaların üzerinde olsa da, buradaki desteği e, kırmaması lazım. Eğer desteği kırarsa, tekrar geri çekilir. Ama yönün yukarıya doğru destekten uzaklaşmaya çalıştığını da Tezos için söyleyebiliriz. Arkadaşlar dot apa baktığımızda %5'e yakın yukarı yönlü ve 1.47'lerde. Arkadaşlar 1.6'lara doğru hareket ediyor bu coin. Sizin isteğin, isteğiniz bu. Onun için söylüyorum. Yani e, yolu var arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketi. Baktığımızda da bir yükselen trende devam ediyor. Contentos'a baktığımızda Contentos formasyonu tamamlamaya çalışıyor arkadaşlar. 0.0 19 dolarlarda ve %10 gibi bir düzeltme yaptı. Şu anda %3'e yakın bir geri çekilme görünüyor. Düzeltmeyi tamamlamak üzere tekrar yoluna devam edebilir arkadaşlar. Yani 0.0 25'lere doğru hareket edebilir. Spile baktığımızda spilde de Güzel bir hareketlenme var. %10 gibi yukarıda 0.40'larda an itibariyle her an 45'e doğru hareket başlatabilir. Spile dikkat. San arkadaşlar düzeltmede. San şimdilik güzel bir düzeltmeyi gerçekleştirmiş durumda. Dönüş yapabilir her an. %10'luk geride 0.012'lerde dönüş yaptığında 15'lere doğru hareket edecektir. Evet. OGN arkadaşlar yüzde onluk bir düzeltmesi var. Burada bekliyor. Her an bu düzeltmeden vazgeçip tekrar formasyonu tamamlama yoluna gidebilir. Yolu 1 dolardır zaten söyledik. Raven tatlısına baktığımızda direnci kırdı arkadaşlar. Şu anda orayı destek olarak görüyoruz. Ve %4'ün üzerinde yukarıda 0.057'lerde Raven Coin arkadaşlar. Terra Luna. Arkadaşlar Terra Luna bugün 100 dolar diyebilir. Terra Luna'nın yolu var zaten kalitedir biliyorsunuz. 100'ün üzerinde beklerse biraz artık daha altına inmeyebilir arkadaşlar. Terra Luna'ya dikkat diyoruz Luna için. Avaks'a baktığımızda Avaks'a da 90'ın üzerine attık tekrar. Yolu var arkadaşlar yoluna devam ediyor. Artık o da 100 dolar yolcusu her an gerçekleştirebilir. Dota bakıyoruz. Gördüğünüz gibi piyasamız gayet güzelleşti. Ve yukarı yönlü hareketler başladı arkadaşlar. Yükseliş devam ediyor şu anda. Başladı yükselişler. Dot 18-19 dolara geldi arkadaşlar. %2'lik yukarıda her an 20 doları geçebilir dot. SLP'ye baktığımızda SLP de tekrar yönünü yukarıya çevirmiş durumda. 0.0-17 dolar bandında ve e, yukarıda kırması gereken 18 dolar direnci var. Cardano arkadaşlar Cardano 1 dolara gidiyor dikkat dedik. Evet %2'ye yakın yukarıda Cardano her an 1 doları gerçekleştirebilir. Ve Holochain. Holochain formasyonu tamamladı ve yukarıda 48-50 lira doğru gidiyor. Şu an 44'lerde 0.çift0 44 dolar seviyelerinde. Evet Batger'e baktığımızda onda da yukarı yönde bir hareketin olduğunu ve %3'lük yükselişte ve 8 dolara yaklaştı arkadaşlar. Kırması gereken 8 dolar 17 centlik bir direnci var. Rose'ye baktığımızda Rose %2'lik yukarıda. Evet formasyon tamamlandı. Her an kendini 0.25 dolarda görebilir arkadaşlar. Çünkü şuradaki derinliği artık atmasının pozisyonu gelmiş görünüyor. Yani dediğimiz noktaya geliyor. Leopnik, LRC. Evet, LRC de %1'e yakın. Yukarıda tekrar 0.82'lerde LRC arkadaşlar her an 95 1 dolar bandı aralığına kendini atabilir. Nu'ya baktığımızda Nu yarım dolar yolcusu arkadaşlar. Şu an 0.42 sent seviyelerinde. Burayı iğneliyor kırdağında yarım dolar seviyelerine doğru hareket edebilir. File'ye baktığımızda filede de yön yukarıda gördüğünüz gibi bütün coinlerde yön yukarı doğru başladı an itibariyle. 17.5 dolar seviyelerindeyiz. Ee, bekleyip göreceğiz 20 doları her an aşabilecek durumda fil ee, onun üzerinde de kalırsa artık 25 27 şeklinde değerlendirebiliriz UMA arkadaşlar UMA tekrar hareketine başlıyor yavaş yavaş 10 dolara doğru hareket edebilir UMA şu anda önünde EMA 50 günlük ortalamayı kırmaya çalışıyor ee, bunu da kırdığı anda bakınız şuradan beri hareketli bir 50 günlük ortalama var onu kırdığı anda geleceği yer 9 dolar Fantom. Fantom başlıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Eğer 1.34'ü kırar da yukarı yönüne devam ederse Fantom 1.5 doların üzerine her an atabilir kendini. SNX'e baktığımızda SNX'e de e, yarım puana yakın bir geri çekilme ve 5 doların üzerinde yatay da diyebiliriz. Ripple arkadaşlar Ripple hala gördüğünüz gibi bu 2 band aralığında yukarıda 82 Aşağıda 78 dolar bandı aralığında çizdiğimiz gibi yoluna devam ediyor. Alpine baktığımızda arkadaşlar Alpine şu anda yataya bağlamış durumda ve 9 dolar bandı seviyelerinde devam ediyor. Harmony. Harmony tekrar yukarı yönlü hareketine başladı. 0.13 dolarlarda her an kendini 0.15 ve üzeri bulabilir. Yalnız burada 15'te 14.5'larda EMA 200 günlük ortalamada bir direnci var kardeşlerim. Bunu kırarsa yolu açılacaktır. RSR'ye baktığımızda %4'e yakın yukarı yönlü hareket var. 0.013 dolar bandındayız. Bekleyip göreceğiz. O da hareketlendi. Güzel bir formasyonu var. Clear Network'e baktığımızda Clear Network'te de %3'lük bir hareket tekrar 0.040 doların üzerine attı kendini. Evet. Nerede direnci var? 43 dolarda direnci var. Kırdağında artık e, 0.050'leri test edebilir arkadaşlar. Refrefe baktığımızda yüzde birlik yukarıda ve e, şimdilik önünde bulunan 0.93 dolarda neyi var? Bir EMA 200 günlük ortalamayı kırması gereken bir direnci var. Şu anda 90'larda. Eğer burayı kırarsa birazcık daha hareketlenecektir diye düşünebiliriz. Velçeyin. Velçeyin direnci kırdı arkadaşlar. Artık nereye doğru gidebilir? 0.050'lerde an itibariyle 0.060 dolara doğru hareket edebilir. Mati'ye baktığımızda %1.30'luk yukarıda ve 1.5 dolar bandı seviyelerinde kırması gereken de oralar var zaten. 1.5-1.543 1 direnci var. Ondan önce EMA'nın üzerine oturması lazım. Yani 200 günlük ortalamaların üzerine oturması lazım Matik ki yükseliyor diyebilelim. Çiliz'de şu anda 20 dolar seviyelerindeyiz. Yani 0-20 dolar. Arkadaşlar düşen trendi kırıyor bakınız. Her an onun da bir atağa gelebilir. Algorand, onun da %1.75'lik yukarı yönlü hareketi var. 0-75 dolarlarda. EMA 200 günlük 79 direnci var. Kırdığı anda tekrar 1 dolara doğru hareket edebilir arkadaşlar. kurveda tokeni de yavaş yavaş hareketleniyor. %1'e yakın yukarıda ve 2 dolar 16 cent seviyelerinde. Kırması gereken direnç 2.33'te MA 200 günlük ortalaması mevcut kardeşlerim. Metaverse'lere geldiğimizde metaverse'lerde öne çıkanlardan bakalım. Aks e, şey Gala 0.23'lerde yatayda. Herhangi bir değişiklik yok. Biraz daha yatay edebilir. Aks bugün hareketli. Aks düşen trendi kırdı. 200 günlük ortalamaların üzerine oturdu. Aks şu anda 51 dolarda her an 55 dolara doğru hareket edebilir arkadaşlar. The Sandbox'a baktığımızda The Sandbox'ta da yatay devam ediyor 3 dolar seviyelerinde. EMA 200 günlük ortalamayı kırmaya çalışıyor. Mana'ya baktığımızda Mana da arkadaşlar %2'ye yakın yukarıda 1.5'a yakın ve 2.40'larda ve şu anda da 2.5 dolar hareketini başlatmış görünüyor. Engine e baktığımızda enjin 200 günlük ortalamaların üzerine oturdu. Haydi hayırlısı. 1.46'larda devam şu anda yoluna. Mbox %2'lik yukarıda. Gördüğünüz gibi trend düşen trendi yükselene bağlamış durumda. Devam edecektir diye düşünebiliriz. Alisa kırmaya çalıştığı direnç var 6.5 dolarda. Kırarsa arkadaşlar tekrar 7-8 dolar yol alabilir. Bir de TLM diyelim. TLM güzel bir yükselişin ardından düzeltmesini gerçekleştirdi ve an itibariyle yüzde dokuzluk yukarıda sıfır dolar pardon 0.10 dolar fiyatında an itibariyle. Meme coinlerinden Doge'ye baktığımızda Doge yine bir önceki videomuzda yüzde bir yükselişteydi. Hala o seviyelerde yüzde ve 12 dolar yani 0.12 dolar bandında diyebiliriz. Shiba'ya baktığımızda arkadaşlar Shiba'da yavaş yavaş yukarı yönlü hareket başlıyor. Shiba Yalnız önümüzdeki 24 dolarlık bir direnci var yani. Şu an 23'lerde 0.4023'te 24'ü kırarsa 200 günlük ortalamayı da kırıyor. Tekrar bir hareket başlatabilir arkadaşlar. Evet bugünkü videomu burada noktalıyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek herkese bol kazançlar diliyorum kardeşlerim. Hoşçakalın, dostçakalın.